Eğitim Şerefi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda size video düzenleme programlarından bahsedeceğim ve birkaçını göstereceğim. Öncelikle Movavi'den başlayalım. Movavi giriş seviyesi için oldukça uygundur ve kolay şekilde video düzenlemenize yarar. Buradan hemen açıyorum. Burada açıldı gördüğünüz gibi. İlk önce videonuzu buraya bırakabilirsiniz. İsterseniz sürükleyip de bırakabiliyorsunuz şu şekilde videolarınızı. Şuradan daha küçük yapıp daha da büyütebiliyorsunuz. Ya da daha büyük yapıp şöyle daha kolay çalışabilirsiniz üstünde. Burada da bir izleme penceresi var. Bunlar zaten bütün video edit programlarında, düzenleme programlarında standart olarak böyle kullanılır. Buradan müzik ekleyebilirsiniz. Birçok müzik vardır burada. Örnek olarak ve buradaki müziklerin hiçbiri telifli değildir. Hepsi telifsizdir. Burada kullanabileceğiniz müzikler. Buraya geldiğimizde bunların hepsi hazır bir şekildedir. Şurayı sürükle bırak yaparak videoya şurasına koyabiliyorsunuz ama böyle yaptığınızda bütün videonuzu kaplıyor. Bunu engellemeniz için yapmanız gereken şey şu. Eklemek istediğiniz bir yere gelip keseceksiniz şu iki yere. Şu iki yeri kestikten sonra örneğin diyorsunuz ki işte şu kareye ben bunları eklemek istiyorum diyorsunuz. Ondan sonra şu kareye bakın. Şu kareyi atmanız gerekiyor. Attığınızda zaten şurada bir yıldız oluyor. Buradan da değiştirebiliyorsunuz. Şöyle yapabiliyorsunuz. Opaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ve artık buraya gelince burada gördüğünüz gibi o kareye gelince yani uçaklar gözükmeye başlıyor. Bunun gibi birçok şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz ve hepsi otomatik olarak oluşturulmuş şekilde gördüğünüz gibi birçok şeyi var. Buraya kendi favorilerinizi de ekleyebiliyorsunuz yani. Buraya gelecek olursak geçiş efekti diye adlandırılıyor bunlar. Zaten geçişler yazıyormuş tamam burada. Birçok şey var burada. Hani aklınıza gelmeyecek şeyler bile var. Bu yönden program iyi yani. İlk defa video düzenleyecekseniz hevesiniz de varsa buradan ekleyerek birçok şeyi yapabiliyorsunuz. İşte yazı falan ekleyebiliyorsunuz veya kendi başlıklarınızı oluşturabiliyorsunuz. Böyle benim de burada var. Buradan da işte emoji falan ekleyebilirsiniz. Çok fazla şey var yani burada. Burada videonun ayarları vardır. Örnek olarak şunu göstermek istiyorum. Eğitim Şerefi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Örnek vermek gerekirse burada bana ses mesela az geliyor. Onun için şu altta bulunan şu ses yerine iki kere çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra buradan ses seviyemi ayarlayabilirim. Birazcık artırabilirim. Böyle artırdım. Hoş geldiniz. Bugün operadan ve de tamam, bu ses yeterli ama burada şimdi bir sıkıntı var. Sanki arkadan böyle bir cızırtı gibi bir ses geliyor. Bunu kaldırmak içinse şuradaki aracı tıklıyoruz tekrar. Buradan parazit kaldırma var. Ben bunu %100'de kullanıyorum. Gayet iyi. Bunu kullanınca arkadaki parazitlenme sesi gidiyor tamamıyla. Opera VPN'den bahsedeceğim. Ve ses daha bir temiz çıkmış oluyor artık. Equalizer kısmından hala çok azıcık böyle belki sizin kulaklığınız çok iyidir ve size geliyor olabilir. Buradan da şunu
Ultra azaltma diye bir seçenek var burada. Bunu kullandığınızda artık sesiniz çok daha net. Çok fazla uzatmalı hemen geçiyor. Çok daha anlaşılır. Burada tabii ki bir müzik yaptıysanız veya şarkı söylüyorsanız buradan müziği ya da sesinizi güçlendirebiliyorsunuz. Birçok seçenek bulunmakta. Tamam, her şeyi ayarladık biz. Tamam, kesme işlemlerini yaptık. Burada zaten video döndürme ayarları falan buradadır. Videonun sonu var bir de. Diyelim sonuna veya açılışına hiç fark etmiyor. Sonuna şöyle bir karartı ekleyeceksiniz. Şuradan ben size önerim 2 saniyedir. Şöyle yaptığınızı gördüğünüz gibi zaten artık video kararmaya başladı. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi şık bir kapanış oldu. İsterseniz bunu açılış kısmına da yapabilirsiniz. Açılışta da yarım veya 1 saniye öneririm bu programı kullanacaksanız. Evet. Gerçi şuna tıklamadım. Bu arada buna tıkladığımız için bu bunun ayarıdır. Kestiğinizde bunları tek tek düzenlemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada ses 215 iken burada 100. Bunları ayarlamanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse şöyle 1 saniye yapalım. Evet. Şöyle şık bir açılma olmuş oldu. Videolarınızı bu şekilde düzenledikten sonra her şeyinizi tamamladınız artık. Buradan dışa aktar seçeneği vardır. Dışa aktar dedikten sonra videoyu dışa aktar seçeneğinize tıklıyoruz. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Burayı size bırakıyorum. Ben MP4'ü öneririm. Buradan en yüksek kullanmanıza gerek yok gerçekten. Benim kullandığımda bu. Yükseğe bastığınızda şuradan da bir geliştirilmişi seçelim. Şunu oynarsanız şuradaki en yüksek ayarı almış oluyorsunuz. Tek farkı bu. Buradan şunu yapabilirsiniz. Oyun videosu çekiyorsanız 59.94 yaparsanız emin olun çok akıcı bir görüntü elde etmiş olursunuz. Tabii ki video kaydederken de bunu 60 FPS'te çekmeniz gerekiyor. 1080p 60 FPS nasıl yapılır diye de merak ediyorsanız tamamıyla şunun eliyledir. Bunu yaparsanız oyunlarda öyle akıcı olmaz. Çok akıcı olmasını istiyorsanız şunu yapacaksınız, onu söyleyeyim. Buradan da şunu 48 seçerseniz şu şekilde stereo da bırakın. Bu şekilde kalsın. Tamam dedik. Başlat dediğimizde örnek olarak başlatayım hatta. Başlat dediğimizde kısa bir süre içerisinde bilgisayarınızın da hızına ve videonuzun uzunluğuna göre burada artık şuraya çıkartmış olacaktır. Bu program bu şekildeydi. Gayet basit, anlaşılır bir şekilde anlattım. Şimdi kaydetmeyelim. Bir de Vegas vardır. Vegas ise sıralamak gerekirse bu giriş seviyesidir, orta seviyedir. Şeyi de var mesela, Premiere Pro da var. Premiere Pro var. After Effect var. Ben bu iki programı pek kullanmıyorum. Niye kullanmıyorsun derseniz, bilgisayarım tam anlamıyla yetmiyor, kaldırmıyor. O yüzden pek tercih etmiyorum. Sadece çok ufak bir intro için kullanmam gerekirse kullanabiliyorum veya başka bir şeyler için kullanıyorum. Gerisinde genellikle şu iki programı kullanıyorum ve size de bunu öneririm. Vegas'ı ve şunu öneririm. Zaten Vegas Pro çok ünlüdür. YouTube'da gördüğünüz o birçok YouTuber'ın kullandığı program Vegas Pro'dur. Ha, bu 14 değildir. Daha ayrıdır. 17'dir. 17'yi indirirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Ben şimdilik 14'ten göstermek istiyorum kısaca. Hem bir programı görelim. Vegas birazcık daha karmaşık bir programdır. Ama daha fazla seçenek var. Hani yapabileceklerinizin sınırı yok gibi bir şey oluyor. Örnek vermek gerekirse videoyu buraya atabiliriz. Eğer sizde böyle bir ibare geliyorsa demek istediği şey şu. Buna evet dersek videonun nasıl çekildiyse, örneğin 60 FPS'te çekilmiş benim bu video, ona göre bura alıyor. Ama siz hayır derseniz şuradan kendi oluşturduğunuz şeye göre, örnek vermek gerekirse ilk önce buradan da oluşturabilirsiniz. Ben diyelim böyle oluşturdum.
Okey dedim. Ondan sonra tekrar buraya attım. Hayır dedim. Bu sefer gördüğünüz gibi benim oluşturduğum şekilde buraya getirmiş oldu. Tamam, bunu da yaptığımızı varsayıyorum. Şimdi videomuzu buraya attık. İstersek S'ye basarak şu şekilde dilimleyebiliyoruz. Yani kesebiliyoruz. Buraya bastığımızda ise şu yere. Buradan da videonun üstüne gelmediğimiz için tabii ki yine göremedik. Yani şuraya. Videonun gördüğünüz gibi mouse topuyla da şuraya hareket ettirebiliyorsunuz. Yakınlaşsın mı, uzaklaşsın mı diye buradan birkaç ayar yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse şunu bir keselim. Diyelim operaya ekleyeyim burada, mi diyor. Yakınlaşmasını istiyorsunuz. Şuraya geldiğinizde şu şekilde yaptığınızda ama öncelikle şöyle yapmanız gerekiyor. Videoyu birazcık ileri almanız gerekiyor. Şuraya aldık örneğin. Böyle yakınlaşsın buraya doğru dedik. Ve gördüğünüz gibi artık video yakınlaşmaya başladı. Yakınlaşma ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir ayar vardır aslında. Onu da örnek verelim. Diyelim ki gördüğünüz gibi video ile ses aynı anda hareket ediyor. Bazen biz bunu ayırmak isteriz. Bunun en kolay yolu şuraya bastığınızda U'ya basmak. U'ya bir defa bastığınızda artık ses videodan ayrılmış olacaktır. Yanlış bir şey yaptığınızda da CTRL-Z yardımıyla şey yapabiliyorsunuz bunu artık. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. CTRL-Y'ye basarsanız da ileri alır ve aynı yaptığınız gibi kalır. Programın bir de şu sekmeleri vardır. Burası zaten sizin bilgisayarınızda bulunan yerlerdir. Buralar geçiş efektidir. Örnek vermek gerekirse şöyle bir geçiş efekti ekleyelim şuraya. Şöyle birazcık büyütelim burayı. Tamam, ben örneğin buraya geçiş efekti eklemek istiyorum. Şöyle geldiğimde bakın 3 tane bir seçenek oluştu. İki videonun arasına ekliyoruz bunu. Bir tane de gösterebilir. Sıkıntı çıkarmaz. Örnek vermek gerekirse ben bu videoyu eklemek istiyorum. Şuraya koydum. Gördüğünüz gibi zaten kare kare oldu artık. Yani bu demek oluyor ki buradan buraya ki ben geçerken oradan şöyle bir sesi kapatayım. Yani demek istiyor ki buradan buraya geçerken artık bir geçiş efekti yapmış olduk ve de yakınlaştırmış olduk gördüğünüz gibi. Burada çeşitli birden fazla bulabilirsiniz. Vegas'ın şöyle bir özelliği var. Eklediğiniz efektleri diyelim ki buraya bir şey eklediniz. Gördüğünüz gibi mouse topuyla da bu arada bir şeyin üstüne gelip büyütebiliyoruz böyle. Bayağı büyüyebiliyor hatta. Şuraya bastığınızda bu geçiş efektinin üstüne buradan size ayarlamanızı çoğaltabiliyorsunuz, yani genişletebiliyorsunuz. İstersen böyle yaparım, istersem 2. Burada artırabiliyorsunuz veya şöyle nasıl hoşunuza giderse buradan birçok ayarı da yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Vegas o yüzden daha bir gelişmiş. Yani size daha özgür bir kullanım sunuyor Movavi'ye göre. Seste de fazla fazla oynamalar yapabilirsiniz. Buradan sesinizi artırabilirsiniz. Veya şuradan bakın çeşitli ayarlar vardır burada. Şuraya tıkladığınızda ses için birçok efekti görebilirsiniz burada. Örneğin bir yankı verebilirsiniz. Zaten şunlar kendi otomatik olarak geliyor. Noise Gate'den de parazitleri azaltabiliyorsunuz. Birçok ayarı var. Detaylı olarak pek girmiyorum şu anlık. Vegas burada bu şekilde kullanılıyor. Ayrıca video FX kısmı var. Aslında en önemli yeri budur. Videolarınızda buradan
Siyah beyazlık bile katabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık siyah beyaz oldu. Yanlış bir efekt eklediniz, örnek veriyorum. Şuradan silebilirsiniz. Ya da ben buraya geldim, örnek vermek gerekirse ne yapalım? Diyelim bunu aldım, buraya attım, tamam mı? Renkleriyle oynadım. Ne bileyim işte böyle yaptım. Bu benim çok hoşuma gitti. Ya dedim ben bunu bir dahaki videolarımda da kullanmak istiyorum. Şuraya gelip bir dakika ama önce isim vermemiz gerekiyor. İsim verdik. Örneğin SSS dedim ben. Kaydet dedim. Artık gördüğümüz gibi şuradan bir çıkış yapalım. Buradan default olarak attığımızda bir videoya burada SSS şeyimiz çıkıyor artık. Örnek vermek gerekirse diyelim bunu attık. Buradan seçebiliriz istersek. Burada SSS yapmışım. Gördüğünüz gibi kendi efektimi de buradan oluşturmuş oldum. Ve artık ekleyip hızlı bir şekilde efektlerimi ekleyebiliyorum. Burada çok fazla şey vardır. Fakat 14'ü indirirseniz Vegas Pro 14'ü şöyle bir şey olacaktır. Şunlar sizde gelmez. Şu S'ler gelmez sizde. Farklı bir pack yüklemeniz gerekiyor. Onun için ben size 17'yi öneririm. Endişelenmeyin. 17'de aynı. Vegas Pro'da ne yapıyorsanız 17'de aynı. Sadece içine bunları eklemişler ve birkaç fazla ne diyeyim eklenti eklemişler. Bu sizin yararınıza olacaktır. Evet, şimdi diyelim videoyu tamam hazırladık. Bir şekilde yaptık. Buradan file kısmına geldiğimizde render as var. Ya da şöyle bir şeyi de göstereyim. İşiniz çıktı diyelim. Yani şu an edit'i bitiremeyeceksiniz. Bir anda bir şey oldu. Şuradan save as derseniz buraya da masa üstüne gelip örneğin ben bunu kaydetmek istiyorum. SSS dedim. Artık SSS olarak kaydoldu. Bilgisayarımı kapattım, çıktım. Tekrar geldim. Buraya tıkladığımda evet, nasıl bıraktıysam aynı o şekilde açılacaktır. Bu yönden çok güzel. Buradan file'e geldiğimizde render as'i görüyoruz. Render as'e tıkladığımızda ise karşımıza böyle bir yer gelecektir. Sizin burada kullanmanız gereken şöyle anlatayım. Şurada MP4 yazar. Main tag, contact, bilmem bir şey işte. 17'de de aynı bunun gibi vardır. Merak etmeyin, aynısı var. Hatta daha iyisi var. Meg falan diye geçiyor orada. Buna tıkladığınızda buradan ister 4K ama bu sizin çektiğiniz videoya göre değişir tabii ki. Standart olarak kullanacağınız budur. Buna tıklayıp render demeyin hemen. Buradan öncelikle ayarlarımızı yapalım. Eğer ki bir oyun videosu çektiyseniz zaten 60 karelik olması gerekiyor. Dediğim gibi ona da buradan şöyle yapmanız gerekiyor. 59-94 yazarsanız 59-94 yazarsanız sizin için böyle ayarlayacaktır. Şuradakini baz almayacaktır. Artık sizin burada vermiş olduğunuz yere göre baz alacaktır. Bir oyun videosu çekiyorsanız şurayı da high yapın. Sizin için daha iyi olur. Şu şekilde kalırsa ve şurayı da two pass yaparsanız aslında pek bir işe yaramıyor. Çünkü YouTube biliyorsunuz ki videoları sıkıştırdığı için two pass yapsak da yine görüntümüz bizim buradaki kadar güzel olmayacaktır. Bunu yaptıktan sonra yine şey yapmıyoruz hemen. Gördüğümüz gibi 48 Hz. Tamam. Sistem olarak zaten MP4 seçmiştik. Tamam. Şuradan projekten de Best'i ayarlıyoruz. Bu ayarları yaptığımızda en iyi render kalitesini aldığınızı göreceksiniz. Emin olun bana. YouTube için söylüyorum tabii ki. En iyi render kalitesi budur. OK'ye bastık. İsmimizi zaten verdik. Farklı bir isim de verebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Render'a bastığımız anda artık işlemimiz bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra zaten biraz uzun sürebilir Movavi'ye göre. Sizin bilgisayar özelliklerinize göre de tabii ki değişir.
Çıktıktan sonra video tek bir part halinde çıkacaktır zaten. Böylelikle Vegas'ı da bitirmiş olduk. Dediğim gibi Premiere Pro, After Effects pek tercih etmiyorum çünkü bilgisayarım kaldırmıyor, donabiliyor. Yaptığım şeylerin hepsi bir anda gidebiliyor. O yüzden size de pek önermiyorum ama bilgisayarınız iyiyse Premiere'de Vegas gibi gerçekten kolay bir program aslında. After Effects'e çok benziyor ama Premiere birazcık daha kolay. Vegas'la Adobe'yi kıyaslayacak olursak Adobe bazı yerlerde gerçekten Vegas'ı geçebiliyor ama Vegas'ın da Adobe'yi geçtiği yerler var. Yani ikisini eşit diyebiliriz. Bu videodan da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse bir kanala da abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.